LGS'm güzel geçti. Masanın başına oturduğumda olabildiğince kalkmamaya çalışıyordum. Ders çalışırken telefonumu odamın dışına koyardım kesinlikle. Not ortalamanızı olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. 300-400 soru çözmeye çalışıyordum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mart ayı müfredatıyla karşınızdayız. Bugün yanımızda bizimle beraber hazırlanıp LGS'ye girmiş sizin de belki tanıdığınız bir arkadaşımız Yusuf Taşçı var. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımayanlar için hemen bir kendinden bahsetsene. Ben Yusuf. 9. sınıfa gidiyorum. Kayseri'de yaşıyorum ve geçen sene de LGS'ye girdim. 2005 tayfadansın. Evet. 2005 tayfa ile ilgili de bu seneki LGS ile ilgili de çok konuşacağız ama önce 5 ve 6. sınıf müfredatını hep beraber görelim. 5. sınıflar matematiğe temel geometrik kavramlar ve çizimler, fen bilimlerine ise ışığın yayılmasıyla başlayacak. Türkçe'de görülecek yazım kuralları ve noktalama işaretleri ise öğrencilerin eğitim hayatı boyunca birçok sınavda karşısına çıkabilecek önemli konulardan. 6. sınıflar Türkçe'de deyimler ve atasözleri, fende ses ve özellikleri, İngilizce'de ise holiday işleyecek. Matematikte bu ay sonunda açılar ünitesinde göreceğimiz ters açı, tümler ve bütünler açı, komşu açı gibi kavramlar sayesinde açı hesaplamayı öğreneceğiz. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Yusuf, Şubat ayı nasıl geçti? Şubat ayında 15 günlük bir tatilimiz vardı. Buna ek olarak da Şubat ayının son bir haftası kar tatili nedeniyle tatil oldu. Kayseri'de okullar tatilde, evet. Öğrenciler 15 tatil de yaptı, kar tatil de yaptı. Kayseri'de sanki birazcık böyle dinlenme modu geçmiş. Ama birçok arkadaşımız, tabii siz de öyle, ikinci döneme bir giriş yaptınız. Evet. Güzel bir giriş yaptınız. Peki 5 ve 6'yı hatırlıyorsun. Evet. O dönemle ilgili 5 ve 6. sınıf arkadaşlarına ne tavsiye verebilirsin? Not ortalamanızı olabildiğince yüksek tutmaya çalışın. Ve derslerinizi çok iyi dinleyin. Çünkü dersler temelden başlar. 8. sınıfta çünkü bir sınava gireceksiniz ve bu sınavda çıkacak olan konular 5 ve 6. sınıfta gördüğünüz konulara da benzeyecek. Sen en çok hangi derse ağırlık veriyordun 5 ve 6'da? Matematik dersi. Çünkü matematik bildiğiniz gibi yeni nesil soruları olduğu için çok zorlanılan bir ders. Ben de bu sebeple matematiğe ağırlık verdim. Özellikle matematik temelini oluşturduğumuzda ileride çok daha başarılı olabileceğimiz derslerden bir tanesi. Evet. O zaman 7'yi görelim, 8'i görelim, Yusuf'la konuşmaya devam edelim. 7. sınıflar bu ay Türkçe'de anlatım bozuklukları, matematikte yüzdeler, sosyal bilgilerde ise üretim, dağıtım ve tüketim işleyecek. İngilizce dersinde Dreams ünitesiyle birlikte Future Tense'i yani gelecek zamanı öğreneceğiz. Ve bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler, matematikte eşitsizlikler ve üçgenler, İnkılapta Atatürkleşen ve çağdaşlaşan Türkiye işlerken Türkçe'de 4 farklı ünite görecek. Arkadaşlar buraya dikkat! Fen de enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ünitesiyle ilgili 2018 ve 2019 LGS'de tam 4 soruya yer verildi. Evet, 7 ve 8. sınıf müfredatını gördük. Yine dönüyorum Yusuf'a. Yusuf, LGS nasıl geçti? LGS'm güzel geçti. Beklediğim sonucun biraz altındaydı. Biraz hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Ama yine de güzel bir sonuçtu ve istediğim liseye gidebildim. Nasıl bir hayal kırıklığıydı bu? İki yanlışım vardı. Ben LGS'ye çalışırken her zaman full yapmayı isterdim. Şimdi arkadaşlar böyle birazcık kızabilirler. İşte istediğim gibi olmadı sonuç, iki yanlışım vardı falan filan. Ama Yusuf gerçekten çıtayı çok yükseğe koymuş bir arkadaşımızdı ve denemelerde de full çekiyordu galiba. Evet, denemelerim iyi olduğu için ben full çekmeye alışmıştım ve LGS'de de çok full çekmek istiyordum. Başaramadım ama yine de şehrimdeki en iyi fen lisesine gidebildim. Çok güzel. Peki senin bu iki yanlış nerede çıktı? Bir yanlışım Türkçedendi. Onda iki tane ülkenin ismini karıştırdım. Diğer yanlışım ise matematikti. Onda da kodlama kağıdını yanlış işaretlemişim. Toplamda iki yanlışım vardı. Peki LGS'ye hazırlanırken bir günün nasıl geçiyordu? Eve geliyordum ve yemeğimi hemen hızlı hızlı yemeye çalışıyordum ve masanın başına oturuyordum. Masanın başına oturduğumda olabildiğince kalkmamaya çalışıyordum. Çünkü ya başaramazsam şeklinde aklımda düşünceler oluşuyordu. Bu tarz stresler yaptığım için elimde bir sürü döküntüler ortaya çıktı. Çok fazla LGS'yi kafaya takmayın. Yani çok stres yaptığın için evet, bazı cilt problemleri bile yaşayabiliyorsun. Aslında bunun çok da yapılmaması gereken bir şey olduğunu Yusuf bize söylüyor şu an. Evet. Peki o gün yemeğini yedin, dersin başına oturdun. Kaç soru çözüyordun bir oturuşta? Öğretmenimiz bize 250 soru sınır koymuştu ama ben o sınırı zorlamaya çalışıyordum ve 300-400 soru çözmeye çalışıyordum. Tabii nitelikli sorular, evet, çözüyordun. Peki geçen yıl bu zamanlarda denemelerin nasıldı? Denemelerim genel olarak 85 netin üstündeydi. Bu da beni sevindiriyordu çünkü çalışmamın karşılığını alabiliyordum. Peki sosyal medya kullanıyor muydun? Instagram, YouTube? Yani arkadaşlar bunu çok merak ediyorlar. Kendilerinde de telefonu bir türlü bırakamıyorlar. Sen o konuda nasıldın? Instagram kullanmıyorum ama YouTube'da takılabiliyorum.
8. sınıfta da böyle miydi? Evet. Ne yapıyordun YouTube'da? YouTube'da genel olarak rehberlik videoları izlerdim. Çünkü LGS benim kafama çok takılırdı. YouTube'da takılırken bile LGS ile ilgili bir şeylere bakma ihtiyacı hissediyordum kendimde. Ama ders çalışırken telefonumu odamın dışına koyardım kesinlikle. Çünkü telefon çok dikkat dağıtıcı bir şey. Ve ikide bir telefonu eline alıp bakmıyordun. Evet. Yani boş olduğunda telefonla takılıyordun ama ne zamanki ders var o zaman her şey bitiyordu. Evet. Süper. O zaman biz senin de müfredatını görelim. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıfta neler var? 9. sınıflar Türkçe'de roman, matematikte eşlik ve benzerlik, fizikte ısı ve sıcaklık, kimyada ise maddenin halleri ünitesini işleyecek. Şimdi kulağınızı dört açın. TYT sınavında biyoloji dersinden her yıl bir soru hücreden, bir soru ise canlılar dünyasından geliyor. 10. sınıflar Türkçe'de iki ünite işlerken fizikte dalgalar, kimyada asitler ve bazlar işleyecek. Matematiğe dikkat çekelim. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ilerleyen dönemde de sıkça karşımıza gelecek. Bu konuyu iyi kavramamız gerekiyor. 11. sınıflar Türkçe'de 3 farklı ünite işlerken fizikte elektrik ve manyetizma, coğrafyada küresel ortam, bölgeler ve ülkeler var. Kimyasal tepkimelerde enerji konusu için bir parantez açalım. Bu konuyu iyi öğrenelim çünkü bize sene boyunca yardımcı olacak. Evet, lise müfredatını da gördük. LGS sonrası böyle 9. sınıfa geçince bir rahatlama, böyle bir arkama yatayım nasıl olsa LGS bitti oldu mu? Oldu ama yazılılar başlayana kadar, yazılılar başladıktan sonra LGS'deki temponun aynısını yaptım 9. sınıfta da ve o rahatlama çok kısa sürdü diyebilirim. Çünkü bir sürü ders var. Evet. Çok fazla konu var. Öyle yan gelip yatamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Peki okul dışında neler yapıyorsun? YouTube ile ilgileniyorum. 1,5 yıldır da YouTube'a içerik üretiyorum. Ne tür içerikler? Rehberlik videoları çekiyorum tecrübelerimden yararlanarak. Bazen konu anlatım videoları yayınlıyorum kanalımda. Bunları LGS'ye giren arkadaşlarımız için yapıyorsun. Süper. Aynı zamanda YouTube'daki içeriklerinde de derslerden kopmuyor Yusuf. Böylelikle sen aslında bir bakıma temelini daha da sağlamlaştırıyorsun ilerisi için. Peki 10. sınıfta hangi alanı seçeceksin? Sayısal alanını seçeceğim. Çünkü sözel derslerle çok aram yok. Matematikte kendine güveniyorsun. Evet. Peki ilerisi için hayal ne? Yani meslek olarak, üniversite olarak bir hayalin var mı? Üniversite olarak yok ama bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Umarım da başarabilirim. Son olarak LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için çok az bir süre kaldı. Ne tavsiye edersin? Her gün deneme çözmeye çalışın. Çünkü sınav deneme şeklinde çıkacak ve her denemede gerçek sınavın bir provası olduğu için deneme çözmek çok önemli. Mesela ben bir denemeyi alıp bir günde bitirmeye çalışıyordum. Örneğin hedefim derece şeklinde bir deneme çıkmıştı. 3 tane o denemeyi tek günde bitirmiştim ve bana çok yararı olmuştu. Bir de denemede yapamadığınız soruları doğrusunu öğrenmek çok önemli. Çünkü denemede çıkan bir soru LGS'de çıkabilir. Mesela LGS fen bilimlerinde tartışmalı bir soru çıktı. Ben o soruyu hiç okumadım çünkü önceki bir denemede doğru yapmıştım ve öyle öğrendim. Deneme çözmek çok önemli. Yanlış yaptığınız soruların doğrusunu öğrenirsiniz ve o sorular LGS'de çıkarsa LGS'de çok kolay bir şekilde yaparsınız ve istediğiniz liseye yerleşebilirsiniz. İnşallah Yusuf'cum. Sana geldiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür İnşallah ederim. 10. sınıfta 11. sınıfta yine ağırlarız Yusuf'u. Bizler Mart ayı müfredatını gördük. Bir dahaki ay tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.